Merhabalar sevgili seyirciler. Biraz 10 dakikalık bir gecikme. Maalesef ki yine elektriklerin azizliğine uğradık stüdyoda. Şimdi jeneratörlerle devam ediyoruz. İnşallah bir sıkıntı olmaz ve sizlerle bu mübarek cuma günü bütün Kanal G izleyicilerine hayırlı cumalar diliyorum. Sizlerle birlikte olmanın bugün de mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, bugün 3 değerli konuğum bizlerle beraber olacak. Sevgili astroloğumuz çarşamba günü gelmedi, işi çıktı, bugün cezalı. Dedim ki stüdyoya almayacağım seni, tek ayak üstünde duracaksın. Ama tabii ki sevgili Miray'ımızı çok seviyoruz. Şu Dolunay gene çarşamba günü gelecek, merak etmeyin. Bugün geldi, çarşamba gelmeyecek mi diye bir şey yok. Her çarşamba Miray Ertuğrul bizlerle ama bugün için çarşambayı sel aldı dedik. Cuma'ya gel çünkü bu Dolunay bizi beter etti. Bu Dolunay daha ne kadar etkisi sürecek, neler yaptı, burçların üzerindeki etkilerini sevgili Miray Ertuğrul'la konuşacağız. Hoş geldin Miray'cığım. Hoş bulduk. Nasılsın? Tek ayak üstünde durdun mu biraz? Durdum. Cezamı yesin diyeceğim artık. Canım benim. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bizim sevgili astroloğumuz Miray Ertuğrul stüdyomuzda. İkinci konuğum, bugün dedim ya yine çok dolu bir programımız var. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bununla ilgili de Profesör Doktor Turgut Göksoy, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı kendisi. Fibromiyaljiyi konuşacağız. Kanal G izleyicilerim, sevgili izleyicilerim, fibromiyalji nedir diye sormayın. Hani deriz ya, her yerim ağrıyor, kendim ağrıyorum. Yok kolum ağrıyor bacı, bütün vücudum, kemiklerim dökülüyor. İşte bunun adı fibromiyalji, bu hastalığı. Öyle öğrendik. Bununla ilgili Sayın Profesör Doktor Turgut Göksoy Kanal G izleyicileriyle buluşacak. Bakalım bu ağrılarımıza nasıl çözüm getireceğiz. Tabii ki hocamız cuma sohbetiyle bizlerle birlikte olacak. Ahmet Okutan hocamız, Musafları İnceleme Kurulu emekli başkanı bizlerle birlikte olacak. Bugünkü konumuz zekat, fitre ve sadaka. Malumunuz artık Ramazan'ın son zamanlarına geliyoruz. Geriye sayım bugün itibariyle başladı. Bunları biraz konuşalım. Kimler zekat verecek? Nasıl, fitre nedir? Sadaka nedir? Tutmadığımız oruçların yerine vereceğimiz paralar nedir? Ne değildir? Bunların hepsini hocamızla konuşacağız. Tabii ki sevgili Ayşe Tüter, vazgeçilmezimiz, olmazsa olmazımız bizim. Bugün yine orayı böyle bir donatmış sevgili Ayşe Hanım. Bugün neler yapıyoruz? Ay ay ay, ben öleceğim. Gene Miray önlük ötesi bir şey. Önlük ötesi bir şey. Şekerlerle böyle. Şeker gibi, kadına şeker gibi bir önlük. Öyle diyor. Bayram şekeri. Şeker bayram. Tamam, bayram şekerimiz. Ama bir de mor tabii benim. Beni yakından tanıyanlar çok iyi bilir. Ben bir mor manyağıyımdır. Ayşe Hanım yine bugün morlar içinde muhteşem görünüyor. Neler yapıyoruz bugün? Bugün cevizli meyve kompostosu yapıyoruz. Harika. Elmalar, şeftaliler, kayısılar. Gümüştaş kebabı yapıyoruz. Gümüştaş. Bunu hocam öğretmişti bana. Vay vay. Onu da vay saygıyla anıyorum. Evet. Bir de ayak lokumu diye bir kurabiye çeşidi yapacağız. Ayak lokumu. Evet. Bu kurabiye. Bu yöresel, şöyle bir hikayesi var. Bebek doğuyor. İlk yürüdüğü zaman bu kurabiye yapılıp bütün köye dağıtılıyormuş. Doğumundaki lohusa şerbeti gibi de bu yürümesinde yürüdüğü yapılan. Yürüdüğü zaman. Hangi ilk yöreye ait? İzmir. İzmir. Aa, Urla. Için. Urla. Urla. Ayak lokumu onun için evet, deniyor. Evet, ismi onun. Biz ilk duyunca biraz niye şey, ayak lokumu niye oluyor? Ayak lokumu? Bebek yürüdüğü zaman herkese yani mutlu sevinçten bu yapılıp dağıtılıyor. İlk adımı, ilk yürümenin evet mutluluğuyla bunu yapıyorlar. Gümüştaş kebabında yine burada pek çok kabaklar, patlıcanlar, havuçlar. Birer tane fasulye. Aslında bir patlıcan, bir kabak, evet, bir havuç, iki biber. Bir de fasulyemiz var. 250 gram fasulye, 250 gram kuşbaşı et, 2 su bardağı irmik, tuz, karabiber, biraz sıvı yağ. Şimdi sevgili seyirciler, şöyle şu tarafa bakıldığı zaman türlü gibi görünüyor. Ama bu tarafa bakıldığı zaman irmik ne alaka diyoruz? 2 su bardağı irmik. Şimdi şöyle yapacağız. İrmik benim bildiğim helvada yapılır aşağı. Şimdi ben kurabiyeli etleri koyacağım. Tenceremiz de değişik. Süzgeç bu. Etleri evet koyacağım.
sebzeleri üstüne koyup en alta fasulyeleri koyacağım. O biraz zor pişer. Evet. Bu irmiği de bir yağlı kağıda sarıp üstüne koyacağım. Tencerenin kapağını kapatacağım. Bu böyle etler yumuşayıncaya kadar pişecek. İrmik burada pişecek. Burada. Ve yağlı buharda. Kağıdın içinde evet. Buharda pişecek. Eskiden ninelerimiz tülbente koyarmış. Temiz tülbentleri. Sonra bu yemeğin suyunu bu irmikle karıştıracağız. Tabağın ortasına koyup etrafına da bu etli sebzeleri koyup servis yapacağız. Gene bir harika iftara bir sofra hazırlanıyor. Hem kolay hem pratik. Ya bilmiyorum kolay gibi göre şimdi karış böyle gördüm mü anlıyorum. Böyle anlattım mı biraz kafam basmıyor. Oruçtan herhalde artık son dönemlerine geldik. Hakikaten bir yapalım bakalım göreceğiz. Şimdi benim sevgili kameramanlarım bizi yine bölerler üçe beşe. Evet. Sizin yapılışınızı özellikle yaptığınız bu değişik yemeği sevgili Kanal G izleyicileri görsünler. Çok istiyorum farklı bir şey yapılıyor çünkü. Evet. İrmikli etli, türlülü, kebaplı bir şey yapılıyor. Bir şey yapıyoruz. Işte. Adı da neymiş? Gümüştaş kebabı. Hadi bakalım. Teşekkür. Afiyet olsun şimdiden herkese. Size de kolay gelsin Ayşe. Teşekkür ederim. Hadi bakalım biz şöyle bir gidelim. Tabii. Sizi dolunay etkiledi mi? Ay. Beni çok... Kimden? Ay. Kameramanlarım diyor ki benim 3 gün başım ağrıdı diyor. Tansiyon ben yerimden çıkmış. Kalkamadım. Ayşe Hanım'la pazartesiden beri çarptı bize. Evet bu pazar hafta başından beri. Biraz sallan yuvarlan şimdi gidiyoruz. Şimdi bir anlatsın bakalım bu sallanıp yuvarlanmamız neden oldu? Neden biz böyle bir ese gibi geziyoruz ortalarda? Daha da tam atmış değiliz. Şimdi ben de bu yayından sonra tekrar Dolunay haritasını incelediğimde evet. 2 tane yıldız kavuşumunun Dolunay'a etki ettiğini gördüm. Ki yıldız kavuşumları biliyorsunuz çok önemli şeyleri açığa çıkartabiliyor. Hı hı. Zaten ülke ve dünya gündeminde de çok önemli sansasyonel gelişmeler oldu. Evet. Bir burcun son derecesinde gerçekleşen Dolunay bu geçtiğimiz hafta yaşadığımız o stresi aslında çok güzel açıklıyor. Yani biraz böyle gergin bir noktadaydı zaten bununla ilgili de bilgi sert vermiştik. Mi geldi? Kesinlikle. Açı. Yani biraz dediğim gibi negatif enerjiler ortaya çıktı. Zaten bu Satürn-Neptün karesinin böyle bir tarafta hayaller, bir tarafta gerçekler ve akıl karışıklığı yaratan durumuyla çok ciddi bir yüzleşme yaşadık Haziran ayında. Herkesin böyle bir hayal kırıklığı yaşadığını görüyorum özellikle gözlemlerimde. Hayal kırıklığı dedim. Artı bir böyle kolumu kaldıramamak. enerji eksikliği midir? Mars retrosunun son günlerindeyiz. Artık 1 Temmuz'dan itibaren bitecek. Metro, hiçbir şey istemiyoruz. Merhabalar, buyurun efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. İyi günler. Merhabalar, hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. 19 Mayıs 1973 doğumluyum, Boğa burcuyum. Evet. Öğrenmek istediğim bir konu var. Evet. 19 Mayıs 1973. 73. Doğum saatinde 23:50. 23 Eylül, süper. Evet. 12'ye 10 kala yani, gece 12'ye 10 kala. Bravo. Şimdi gelecek miras tam dolayı bir ev alma durumum var. Bununla ilgili yardımcı olabilir misiniz? Hani herhangi bir bilgi paylaşabilir misiniz? Peki Tuğba Hanım, hemen yanıtlıyor Miray Hanım. Sevgiler. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Öpüyorum sizi, hoşça kalın. Evet. Şimdi bu zaten Haziran ayında da muhtemelen evle ilgili konularda bir takım gelişmeler olmuştur. Evet. Bu önümüzdeki süreçte aslında bu anlamda güzel gelişmeleri beraberinde getirebilir. Ama ben bu konuyla ilgili Ağustos ayında bir yüzleşme ya da bir şeylerin artık daha belirli bir hale gelme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Ağustos ayı, 19 Ağustos haftasındaki tutulma böyle sürpriz bir teklifi, sürpriz bir başlangıcı ya da bir fırsatı gündeme getirebilir ve bu anlamda olumlu bir gelişme söz konusu olabilir. Yani 19 Ağustos'u mu beklemeleri evet. lazım? Önümüzdeki süreçte gayet. Evet, 19 Ağustos'a kadar bir şey yapmasınlar mı? Yani bence beklesinler. Tabii araştırabilirler bu süreçte. Fiyat bilgisi alabilirler. Evet. Zaten çünkü şimdi gökyüzündeki... Yani öyle... Küçük bir şey değil. Ekmek, tabii. armut sayısı bize ama almıyoruz. Ama 2016'da Türkiye'deki emlak fiyatlarının birazcık düşeceğini zaten yılbaşında öngörmüştük. Teşekkür ederim. Bu bilgi de evet. Sağ olun. Çok, yani çok, bu çok önemli bir bilgi hakikaten. Evet, o evet. kadar çok ev almak isteyen var. Kim istiyorsa Allah herkese nasip etsin. İçinde bize de nasip etsin inşallah.
Allah herkese evini barkını hayırlısıyla sağlıkla içinde oturmayı nasip etsin diyelim. Evet, yani dolunayın etkisi ne zaman geçiyor? Dolunayın etkisi biraz başladı çünkü küçülmeye. Şu an çok güzel zamanlar başlıyor aslında. Çünkü gerçekten Haziran ayı dediğim gibi birçok insanı çok fazla yordu. Çok zor zamanlardan geçtik. Şimdi bu 22'si ile 30 arasında aktif olacak bir Jüpiter-Plüto üçgenimiz var. Bu etkiyi özellikle pazar günü hissedeceğiz. Şu an bütün o inançlarımız, hayat felsefemiz. Pazar günü bir şeyden mi oluyoruz? Yok, olumlu bir şey oluyoruz bu sefer. Tamam, dönüşüyoruz. Güzel bir şey olalım. Aynen öyle. Yani bu zamana kadar hani hepimizin vardır takılıp kaldığımız bir düşünce, yanlış bir davranış modeli, bir takım yanlış kararlar olabilir, hataları tekrarlama gibi durumlar olabilir. Bunları artık değiştirme ve yenilenme fırsatı doğuyor aslında. Şu anda etkisi altındayız, hissediyoruz ama pazar günü bu enerji tam olarak kesinleşecek. Yani derinleşmeye niyet edelim. Çünkü gerçekten bir uyanış zamanı aslında. Doğru. Sürekli bir farkındalık kazanıyoruz ve dediğim gibi bu hafta enerjiler bu anlamda çok yoğun, çok destekleyici. Farkında yaşarsak daha güzel bir süreç, daha güzel bir zaman bizim olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah, inşallah. Evet, burçlara geçelim mi? Burçlara geçelim. Burçlara geçelim. Sevgili seyirciler, bizi arayabilirsiniz 0216 642 53 28 numaralı telefondan. Burçlarınızı arayabilirsiniz. Önümüzdeki çarşamba günü programı bitirirken neler yapacağımızı söyleyeceğim. Çarşamba günü çok önemli şeyler olacak. Sevgili Miray Ertuğrul'la konuştuk program öncesinde. Güzel şeyler konuşacağız o günde. Evet. Bugün balık burcuyla başlamak istiyorum. Tersi gidelim. İnat değil mi? Ben de balığım. Hep koç koç. Her hafta koçla başladık. Bence de. Bugün de balıkla başlayalım. Balıkla başlayalım. Hadi bakalım balıklarla başlayalım. Şimdi yarından itibaren ay balık burcunda olacak ve dolayısıyla hafta sonu balıklar kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Ama biraz daha böyle o duygusallığın, o sezgiselliğin, aman boşver hallederiz enerjisinin. Havaya gireceğiz yani. Tabii bayağı. Yani bu hafta sonu gerçekten dinlenmek çok iyi olacak hepimiz için. Güzel. Çünkü biraz dalgınlık fazla, unutkanlık çok fazla. Özellikle cumartesi günü bu çok yoğunlaşacak. Biraz böyle dinlenmeye zaman ayırmak, biraz kendi halimizde kalmak, doğada vakit geçirmek, yürüyüş yapmak bunlar ruhumuzu çok iyi besleyecek etkilerden bir tanesi. 27 Haziran'da küslükleri barıştırmak ya da böyle yaşanabilecek olumsuz durumları şifalandırmak için çok güzel bir etki açığa çıkıyor. Ve özellikle balıkların da böyle o cazibelerinin, o çekiciliklerinin çok yüksek olduğu bir zaman olacak. Varsa böyle konuşup barışmayı düşündüğümüz birileri 27 Haziran günü bu anlamda ilişkiler açısından çok güzel bir zaman. 28-29 Haziran'da çok böyle sürpriz bir haber alabilirler. Bekledikleri ilginç bir şey olabilir. Zihinsel olarak da bir aydınlanma süreci aynı zamanda. Evet. Zaten haftanın diğer günde de çarşamba günde yeni yorumlarla tekrar devam edeceğiz. Burada olacak. Evet. Geldik kovalara. Balıklardan sonra kovalara. Şimdi kovalarda bu özellikle hafta sonu boyunca maddi konularla ilgili bir güvende hissetme ihtiyacı hissedebilirler. Biraz ödemeler alacaklar vesaire, bunlar gündemde olabilir. Haftanın ilerleyen günlerinde özellikle salı ve çarşamba günü aşk hayatlarında böyle heyecanlı bir gelişme, sürpriz bir haber, sürpriz bir teklif olabilir. Yani hayatlarına biraz renk ve orijinallik katmak isteyebilirler ki zaten bunu çok seven insanlar. Pazartesi günü de dediğim gibi her ilişkide küslükleri gider açısından çok güzel bir etki var. Konuşarak, işte sevgimizi açık bir şekilde ifade ederek gökyüzündeki enerjileri yeryüzünde verimli kullanabiliriz. Evet, şimdi geriye geldik. Oğlağa geldik. Evet. Hadi bakalım Oğlaklar şimdi bu güneşin yengece girişiyle birlikte artık çok daha parlayacakları, çok daha göz önünde olacakları güzel bir zamana başladılar. Ve bu ay mutlaka böyle bir evlilik ilişkisi olabilir, yeni flörtler olabilir, yeni aşk teklifleri olabilir. Bu anlamda hareketli bir zamandalar. Yükselen yengeçler ve Oğlaklar. Bu anlamda dediğim gibi hani ilişkiler konusunda oldukça güzel zamanlar var. 27 Haziran'da da böyle çok küs kaldıkları biriyle barışma ihtimali söz konusu olabilir. Böyle geçmişi affetmek ya da o yaşadıkları olumsuz şeyleri şifalandırmak için çok güzel bir etki olacak. 28-29 Haziran'da da iş hayatlarında böyle bir yeni fikir, yeni bir şey ortaya koyma, belki biraz böyle sıra dışı bir proje geliştirme gibi olumlu bir gelişme olabilir. Zaten bu değişimleri de zaten hafta boyunca çok güzel ve rahat bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Evet, geriye gidiyoruz.
geriye gidiyoruz. Şimdi yaylara geldik. Yaylara geldik, evet. Yaylarda özellikle hafta sonu biraz böyle sezgilerinin peşinden gidebilirler ve duygusal olarak biraz böyle geçmişi düşünmeye, biraz evde vakit geçirmeye, evle ilgili konularla meşgul olmaya çok fazlasıyla yaylar meşgul olabilirler. Yaylar hakikaten böyle yay gibi midir? Yay gibiler aslında. Hep çok hareketliler. Kim yay burcu görsen şuraya basıyor, oraya zıplıyor, oraya duramıyor. Neşeli ve pozitif ve çok özgürlüğüne çok düşkün, evet, oluyor, evet, yay burçları. Yani kimseye hesap vermiyorlar, kimseye hiçbir şey, yani ben diyorlar. Biraz ok gibi, egoları da var. Ok gibi böyle bir fırlıyor. Evet, evet, evet. Hep evet, böyle bir hedef peşinden, evet, ama çok pozitif ve enerjik insanlar gerçekten. Çok, evet, hani o gülümsemeleri falan çok insanları, evet, neşelendiren bir şey. Yaylar bu hafta sonu eve kapanıyorlar. Yani biraz böyle. Biraz evde otluyuz. Poponuz zaten yani. Çok sıcak. Hem çok sıcak. Muhtemelen hem de tatil planları yapıp işte, evet, böyle internette hani biraz plan yapın, tatil planı yapın. Her şey olabilir. Evet. Aynen öyle. Özellikle haftanın ilk günlerinde, bir sonraki haftanın ilk günlerinde biraz böyle öğrenme merakları fazlasıyla tetiklenecek, hmm, ve çok yeni şeyler keşfetme şansı yakalayacaklar. Uzun zamandır üzerinde düşündükleri bir konuyla ilgili çok orijinal bir fikir üretebilirler. Sürpriz konuşmalar, haberler gündeme gelebilir. Bu anlamda ilişkiler açısında böyle iletişimin, konuşmanın fazlasıyla aktif olduğu güzel bir zamandalar. Yaylardan sonra önce. Sonra şimdi evet karıştı taktan. Evet, evet, evet. Akrepler var. Şimdi akrepleri akrepler dinleyelim bakalım. Bir telefonumuz var akreplerden, tamam, önce. Buyurun efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sağ olun. Ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Merve Hanım'la görüşmek için aramıştım. Buyurun. Hemen görüşürüz. Buyurun doğum tarihinizi alayım. Sonra sorunuzu alayım. Merve Hanım 24 Haziran 82 doğumluyum. Bugün doğum günü. Öyle mi? Oo, süper. İyi ki doğdunuz. İyi ki doğdunuz. Ne güzel, ne güzel. Mutlu yıllar. Doğum tarihiniz kaçtı? 82 dedi galiba. Değil mi Fatma evet, Hanım? 34. Evet, 82. Ankara'dan 80. arıyorlar bizi. Doğum, evet, saatinizi, evet, alabilir miyim bugün Fatma Hanım? Bugün size biraz detaylı bakalım doğum, evet, gününüz. Sürpriz olsun. Doğum saatinizi, aynen, de alalım. Yükselenim aslan. Onu biliyorum. Normal burcum yengeç zaten biliyorsunuz. Yükselenim aslan. Doğum saatiniz? Doğum saatim. Evet. 7.45 civarı. 20.45. 7.45. Sabah 7.45. Sabah 7.45. Tamam. Tamam. Doğruymuş. Tamam Fatma. Belli Hanım bir sorunuz var mı Fatma Hanım? Efendim? Belli bir sorunuz var mı? Sorum şöyle. Son bir nasıl diyeyim? 2 aydır falan hani net bir problem olmamakla beraber ama şey var. Böyle bir kafa karışıklığı. Hani retronun etkisi. Onu da biliyorum esasında ya. Retronun etkisi. Dağınıyorum. Çok dağınıyorum. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Çok iyi hissedemedim. Ama hayatımda yeni yeni kararlar, yeni yeni oluşumlar başladı şu an için. Genel anlamda yorum istedim sadece. Bir takım kararlar aldım. Bu dönemde aldığım kararlar ne kadar doğru. Peki bu kararlar iş hayatınızla ilgili mi yoksa ilişkilerinizle ilgili mi? Ben tam başını kaçırdım, kusura bakmayın. Şimdi ilişkilerde şey var daha çok askıya alma durumu uygun zaten de. Ses içeri gelmiyor yalnız. Sesi. Biraz yüksek sesle alırsak sizin sesinizi. Konsantrasyon sıkıntısı var. Genel anlamıyla konsantrasyon problemim var. İş anlamında da yaşadığım şey yer değişikliği yapma kararı aldım ve olumlu cevap geldi. Bu süper. Aldığım kararlar bu dönem için doğru mu yanlış mı? Şimdi çok bir de genel bir yorum. Mutlu yıllar olsun Ayşe. Doğum gününüz kutlu olsun size. Tekrar. Doğum gününüz kutlu olsun. Şimdi Miray Hanım sizin için yorumlayacak. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sağ olun, teşekkür hoşça ediyorum. Hoşça kalın.
Şimdi evet. Fatma Hanım'ın yer değişikliği ile ilgili önünde zaten çok güzel bir zaman var. Başvurunun onaylanması da bizim haritada gördüğümüz şeylerden, etkilerden bir tanesi aslında. Özellikle ev ve yerleşim konuları ile ilgili de istediği rahatlığı ve huzuru bu sene bulacak. Şimdi Eylül ayından itibaren Jüpiter terazi burcuna geçecek. Bu iş hayatında, ev hayatınızda çok olumlu anlamda etkilemeye başlayacak. İlişkilere gelecek olursak ilişkilerde biraz dönüşümler yaşıyor. Aslında krizler yaşıyor ve şu an bu krizlerle ilgili bir farkındalık yaşadığı bir zaman. Özellikle bugünlere çok dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Çünkü düşüncelerinin çok daha derinleşmesi ve durumları çok daha net bir şekilde görebilme şansı, potansiyeli var. Evet. Biraz böyle hani rüyalar olabilir bu anlamda yardımcı olması açısından. Tabii şimdi ikizler teması da olduğu için haritasında çok muhtemelen o enerji fazla geliyor ve işte konsantrasyon problemi yaşayabiliyor. Benim tavsiyem spor yapması ve nefes egzersizi, nefes terapisi alması olur. Çünkü bunları gerçekten kendim de deneyimledim. Çok daha rahatlatıyor. Çünkü çok düşünmenin yol açtığı bir kaygı bozukluğu aslında şu an yaşadığı. Maddi konularla ilgili de önemli bir zaman başlayacak. Ağustos itibariyle beklediği bir para varsa bununla ilgili olumlu bir gelişme yaşayabilir. Ama 2,5 yıl boyunca para geliyor, gidiyor. Bu anlamda hareketli gelişmeler söz konusu. İnşallah yeni çıktığı yerde, yeni yaşı da aynen öyle. Yeni evet. evde istediği huzur ve bereketi getirsin diyoruz. İnşallah. Evet, şimdi akreplerdeyiz. Şimdi akreplerden başlıyoruz. Akrepler Mars retrosunu burçlar üzerinde deneyimledikleri için biraz böyle çok ani patlayabiliyorlar ya da öfkelerini bastırabiliyorlar. Yani hayatlarında hem böyle çok bir enerji var hem de bir sakinlik var. Tam olarak istedikleri girişimi ve adımı atamıyorlar. 1 Temmuz'dan itibaren bu birazcık daha rahatlamaya başlayacak. Hafta sonunda böyle aşk, eğlence, biraz böyle hayatın keyif veren tarafları, çocukları varsa çocukları ile ilgili konular ön planda olabilir ve kendilerini göstermek isteyebilirler. Özellikle sanatla ilgilenen, fotoğraf çeken, resim yapan balıklar çok böyle özellikle cumartesi günü ilham enerjisi çok yoğun olacak. Bu anlamda güzel gelişmeler olabilir. 27 Haziran'da ise mutlaka akreplerin böyle aklında ya da kalbinde böyle bir kızdığı kişiler oluyor. Çünkü çok derin ve yoğun duygular yaşadıkları için öfkeyle hareket edebiliyorlar. Akreplerin altıncı hisleri çok kuvvetli oluyor. Yani onlar bilerek ve görerek baktıkları zaman görüyorlar. Evet. Gibi bir şey. Kartal gözü diyorlar evet. aynı zamanda. Nasıl bir şey böyle anlayamıyorum Nasıl bir şey bu? Aslında biraz da korktukları şeyi gerçekleştiriyorlar. Kadınları da aynı, erkekleri de aynı. Peki bir şey soracağım Miray'cığım. Şimdi akrepleri belki daha anlatacaksın ama kızmasın akrep burçları. İzleyenler de var aramızda. Evet. Taner'e de çok selamlar. Kadınla erkek değişir mi burçlarda? Değişiyor, mutlaka değişiyor. Yani nasıl her akrep burcu aynı değilse? Aslında akrepler de ikiye ayrılır derler mesela çok böyle burçlara meraklı olan kişiler. Ben biraz korkarım akrep burçlarında. İşte bir iki şeyi var. Bir tanesi çok iyi olan, gerçekten evet. çok saf olan. Diğeri de biraz böyle o hani zehirli dediğimiz, sokmaya çok müsait olan. Onu nereden ben böyle anlıyorsunuz. Siyah ve beyaz olarak iki. Aslında her burcun iki tarafı var. Tabii. Yani iyisi çok iyidir, kötüsü kötüdür. Hmm. Hani dualite zaten sürekli var. Ama dediğiniz doğru, kadınla erkek gerçekten çok fark ediyor. Değişiyor burçlarda. Yani akrep burcu kadınıyla akrep burcu erkeği farklı olabiliyor. Farklılıklar farklı. Gösterebiliyor. Kesinlikle. Biz şu anda genel olarak konuşuyoruz. Burç, aynen. burç olarak konuşuyoruz. Evet, akrepleri başka neler bekliyor? Akrepleri başka sağlıkları neler bekliyor? İyi mi? Paraları nasıl? Çok şükür. Para da hani gider yok en azından. Gelir belki olabilir ilerleyen zamanlarda. 28-29 Haziran'da akrepler de böyle sürpriz bir haber alabilirler. Ya da çok böyle onları şaşırtacak bir olay akabinde çok büyük bir farkındalık yaşamalarına neden olabilir. Şu anda takıntılı düşüncelerini bırakmak için harika bir zamandalar. Evet, takıntılarından korkmasınlar. Bana göre evet. genelde herkes takıntılarından hepimizin kurtulsun. Hepimizin var, hepimizin bir obsesif kompulsif evet. maalesef durum var. Var. Evet. Şimdi hemen geriye sayıyoruz akreplerden şimdi önce. Şimdi terazilere terazi evet. çok güzel. Buyurun. Şimdi teraziler özellikle bu aydan itibaren biraz daha böyle rüyalarda çok derinleşecekleri bir zamana girdiler aslında. İş hayatları da çok oldukça hareketli. Bu anlamda güzel gelişmeler olabilir ve iş arayan kişiler varsa bu önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde iş bulma ihtimalleri çok yüksek olacak. Terazi burçlarına o zaman iş arıyorlarsa müjdeli bir haberimiz aynen var bu öyle. Zaman. Evet. Kesinlikle. Evet.
Hafta sonu biraz dediğim gibi dalgınlık, unutkanlık bunlara Hı-hı. çok açık etkilerde olacaklar. Hiçbir şey yapmak istemeyip böyle biraz dinlenmek isteyebilirler ki bu da zaten hepimize iyi gelecek aslında. Çünkü ay balıktayken öyle oluyor. Ama enerji düşüşü dediğimiz sıcaklarla, Hı-hı. oruçla birlikte geldiği zaman o biraz böyle hani hakikaten yatıp hiçbir şey yapmamayı beraberinde Doğru. getirebiliyor. 28-29 Haziran'da Merkür Uranüs üçgeni sekstili özellikle terazileri biraz böyle sosyalleştirebilir. Biraz insan içine çıkmak, kalabalık gruplara katılmak isteyebilirler. Çok hızlı öğrenimler gerçekleştirebilirler. Çünkü biliyorsunuz teraziler okumayı, araştırmayı çok seven burçlar. Öğrenciler varsa ki hani atıyorum sınava girerken anlamadıkları bir konu vardır. Bu 28-29 Haziran'da bu konuları çalışmak çok daha hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilir. Destekleyecek. Hı hı. Bu anlamda bu etkiyi de verimli kullanabilirler. Evet. Biz burçlarımızı anlatırken hem ana burçları hem yükselen burçları olanlar evet. dinlesinler değil Kesinlikle. Mi? Kesinlikle. Hatta önce evet. yükselen sonra güneş burcumuzu dinlersen evet. çok daha nokta atışı olabilir. Ulaşırız. Evet. 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 Şimdi hangi burcumuz? Şimdi Başak burcuna Başak geldik. Başaklar titiz başaklar. Titiz. Simetri hastalığı olan titiz ve tertip düzen hastalığı. Evet. evet. Çok yoğun. Başakların özellikle hafta sonu ilişkileri, evlilikleri, eşlerinin ihtiyaçları bunlar bayağı bir ön planda olacak ve varsa yapmaya görüştükleri bir görüşme, önemli kişilerle bir araya gelme gibi durumlar söz konusu olabilir. Ancak ilişkilerde hayal kırıklığı ya da gerçeklerden uzaklaşma gibi etkileri özellikle cumartesi günü çok açık olacaklar. Önemli bir konuşmayı, önemli bir kararı sonraki günlere ertelemeleri çok daha isabetli olacaktır. 28-29 Haziran'da da yine böyle iş hayatlarında orijinal bir gelişme söz konusu olabilir. Arkadaşlarıyla özellikle iş arkadaşlarıyla güzel fikirler paylaşabilirler. Toplumla olan ilişkilerinde olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. 27 Haziran'da da zaten ilişkilerinde muhtemelen böyle bir şifalanma durumu. Çünkü çok böyle sevgi enerjimizin yükseldiği zamanlar vardır ve o zaman gerçekten kendimizi çok daha iyi hissederiz. Bu 27 Haziran günü aslında bu sevgi enerjisinin çok yoğun bir şekilde yaşanacağı bir zaman. Her burç Sevgini, için gibi görüyorum. Için geçer. Çünkü evet. 27-28 her burç için aynı şeyi Aynen söylediğini öyle. Hissettim. ve herkeste bir mutluluk ve enerji patlaması yaşanacak Kesinlikle. Görünüyor. Zaten gökyüzünde bir tane etki var. Neydi, Biz onu 12'ye. Bugüne 25'e herhalde değil mi? Bugüne 24'ü. 24'ü. Cumartesi, pazar. Pazartesi salı. Evet. Önümüzdeki hafta itibariyle biz böyle havalarda kelebekler gibi uçacağız. Yeni haftaya kelebek gibi başlayacağız. Evet, kesinlikle. Evet, ben sorarım ama çarşamba günü kelebek gibi değil de sürüngen gibi başlarsam sorarım sana bunu. Tamam, anlaştık. Yani zaten aslında gökyüzünde bir tane etki var. Ben de mesela Doğru. günlük yazılarımda özellikle Facebook sayfamda düzenli olarak yazı yazıyorum. İzleyicilerimiz de evet. sayfayı takip edebilirler. Tek bir etki var ve hepimizi aynı şekilde etkiliyor. Sadece farklı konular devreye evet. giriyor burçlar olunca. Evet. Başak'tan çıktık balığa doğru, pardon aslana doğru geldik. Ben de şaşırdım. Tersten olunca böyle oluyor işte. Şu aslan burçları nasıl güzel bir burçtur. Tabii. Annem de aslandı. Severim yani. Böyle ben Işık hep ışık. Işıl ışıl bir burç. Evet. Bir de böyle sanki bana bir VIP burç gibi geliyor. Öyle. Aslan çünkü burcu. Güneşi en güzel parlatan, kendini en güzel Öyle hissediyorum koyan. O aslanları Tabii. ben. Yani sevdiğim Tanırsınız dostlarım zaten. Vardır, arkadaşlarım vardır aslan burcu. Yani çok keyif alırım sohbet. Çok neşeliler bir kere. Kesinlikle. Ha biraz böyle benim otorite bende, kumanda bende demeleri vardır ama genelde çok cömertler aslında. Çok tabii. bonkördürler. Pohpohladığınız zaman yağdırsınlar. Aslandan iyisi yok. Aynen öyle. Ben hep aslanlarla birlikte olan insanlara evet. o tavsiyeyi veriyorum. Evet. Biraz şişirdikten sonra o çok bayağı güzel gidiyor dediğiniz çok, gibi. Çok ben seviyorum. Yani biraz ben böyle şatafatı, fanfatalliği seviyorum. Evet. Aslan da bunu çok seviyor. Evet. Yani böyle taşı tuşu, giyimi, kuşamı, tabii. lüksü. Balıklar da herhalde seviyor ki ben aslan burçlarıyla çok iyi anlaşıyorum. Mesela sizin Venüs çok... burcunuz koç. Şimdi sizde de bir ateş var. Koçla aslan çok iyi anlaşır zaten. O aslandan pardon, ne burcum koç benim? Venüs. Yani Venüs ilişki burcu. Kurma tarzınız, insanları sevme şekliniz.
Onun için oradan tabii. Çünkü balık görüyorum ben balıkların hiç öyle bir biz alık diyorum sakin, ben. Sakin sakin. Benim hiç öyle sakinlikle bir şey yok. Yani Allah Allah deyip yürüyorum genç Osman. İşte birinci evdeki Mars etkileri buradan da. Yani vallahi öyle benim hiç öyle ben, hani yani hayal kurayım. Sakin sakin oturayım. Ben nasıl bir balığım? Fok balığı mıyım? Balina balığı mıyım? Ne balığıyım? Bilmiyorum ama hakikaten yani öyle bir balıklıkla pek ilgim yok benim. İşte haritanın önemi burada gerçekten i̇şte bak, çok güzel anlattınız. İşte bak tipik harita örneğiyim ben. Kim, halbuki 11 Mart göbeğinden balık burcuyum tabii. Değil mi? 11 Mart ama... Ama işte bir yükselene Mars gelince sayın seyirciler böyle oluyor gayet. Ya bir Mars geldi beni salladı götürdü. Balıklıktan çıktım alık oldum. Bir telefonumuz var hemen alalım. Buyurun efendim. Alo. Alo. Efendim buyurun hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi de dolunay salladı mı Emine Hanım? Yani. Beni çok salladı vallahi. Böyle birazcık salak gibi oldum. Aynen. Benim de evet sağlık sistemlerim bozuldu. Ya pazartesi bozuldu. Gününden beri böyle bir tuhaflık oldu bizde. Evet. Buyurun evet. Alalım sorunuzu hemen. Evet ben kızımın haritasına baktırmak istiyorum. Burcuna. Hemen. 3-1-1988. Maşallah. 3-1-1988 saati. Oğlak burcu. Doğum saati. Gece 12'de. 12-1 gibi falan işte. 12 mi 1 mi? 12 mi 1 mi? Evet. Yani 12.30 yarım. 12.30 yarım. Evet. Evet. Peki. Nerede doğdu kızınız? Biz şehir almayı unuttuk. Giresun. Evet. Giresun'da doğdu. Hemşehrimizsiniz. Akşamları seyrediyor musunuz Necati Bey'i? Evet ediyoruz. Çok güzel. Ne kadar güzel, muhteşem program yapıyor. Çok harika, gerçekten. Ya bizim o canımız, peki, ciğerimiz... Peki siz Giresunlu musunuz? Hayır, ben Giresunlu değilim ama onlarla birlikte çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Çok mutluyum. Ama... Karadenizlileri de çok seviyorum. Evet. Biz de sizleri çok sevdik. Çok güzel programınızın akışı çok güzel. Sanatlarınız çok güzel. Sağ olun. Fakat sizleri Giresun'a bekliyoruz. Geleceğim. Çok harika. Cennet. 2 sene önce gittim Karadeniz'e. Emine Hanım bayıldım. Onun için inşallah en kısa zamanda Necati Bey'le gideceğim Giresun'a ben. İnşallah. Bekliyoruz. İnşallah. Bekliyorum hemen inşallah. Hemen kızınızı yorumluyor. Belli bir sorunuz var mı Emine Hanım? Yani iş hayatı. Anneler ne sorar? Bak, evet iş hayatını. Yani. Şimdi kızınız için çok güzel bir dönem başlıyor Eylül ayından itibaren. Özellikle maşallah. Ekim ayında çok güzel bir sayfa açılacak ve bir yıl boyunca şansı bereketi bolluğu hayatına çok maşallah, kolaylıkla çekebilecek. Inşallah, bu anlamda iş de olabilir, evlilik de olabilir, eğer değilse. gayet güzel gelişmeler söz konusu. Zaten biraz fazla sıkılmış bu 2,5 yıldır. Şu anda çok ciddi dönüşümler yaşıyor. Yani fikirsel olarak düşünce yapısını yeniden şekillendiği bir zaman ve tabii ki bunu yaşarken çok kolay olmuyor. Özellikle aile içinde bir takım huzursuzluklar olabilir. Bu onun ruh halini çok fazla etkileyebilir. Ama inşallah dediğim gibi Ekim ayından itibaren onun için çok güzel bir dönem başlayacak. Kendini çok daha iyi hissedecek. Şu an zaten şifalanıyor. Yani çok fazla uyuma isteği olabilir ya da hayatında bir takım değişimler yapma. Örneğin işte sigara, alkol vesaire bunları bırakma gibi adımları olabilir. Kilo vermek isteyebilir. Bunlar için çok güzel bir zaman. Dediğim gibi hayatında çok güzel bir dönem başlayacak. O döneme hazırlık yapsın şimdiden. Çünkü güzel bir süreç onu bekliyor. Şansı, bahtı açık olsun inşallah. İnşallah. Sevgiler. Peki eşimi de bastırabilir miyim? Hadi bakalım buyurun. 3-9-1959. Evet. 3-9-1959. Tamam. Evet. Var mı belli bir sorunuz? Evet, iş hayatıyla ilgili çok sorun var. Evet. 3-9-1900. Maddi anlamda. 1959. 59. Saat biliyor muyuz? Saat gündüz herhalde. Tam net bilemiyorum ama. Çaylar biçilirken öyle der ya büyükler. Evet, fındıklar toplanırken.
Meyveler. Meyveler budanırken ağaçlar filan, evet. Evet. Şimdi Ağustos ayından itibaren bir hareketlenme söz konusu olabilir Emine Hanım. Özellikle bir ortaklık işi söz konusu olabilir. Belki biriyle bir yatırım yapmaya ya da birlikte ticari bir işe girmek adına adımlar atabilir. Bu anlamda hani olumlu gelişmeler var. Tabii şimdi saatini bilmediğimiz zaman çok böyle nokta vuruşu yapamıyoruz. Şimdi kızınızda mesela çok net şeyler vardı ama saat belli olmadığı durumlarda biraz böyle yorumlarınız daha sığ kalabiliyor. Evet. Ama hayırlısı olsun. İnşallah her şey Allah'tan. Güzel şeyler biz olacak. Sadece burada sizi birazcık ferahlatmak için çalışıyoruz. Evet. Allah evet. Herkesin rızkını bol eylesin, şansını, bahtını Amin. Açık eylesin. Sağlıkları güzel inşallah. Evet. Evet. Çok şükür. Sağlık güzel olsun. En önemlisi o. Evet. Sevgiler olsun Emine Hanım. Hoşça kalın. Sevgiyle teşekkür kalın. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederiz. Ediyorum. Hayırlı iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. İyi günler. Evet, şimdi neredeydik? Şimdi en son aslanları anlatamadık. Evet, anlatamadık. Aslanlara geldik kaldı. Onları babalarken. Aslanlar aslan gibiler yani. Yani yapacak bir şey yok. Aslanların hafta sonu bekledikleri ödemeler, paralar ya da işte yapmaları gereken bir borç alacak, verecek konuları varsa bunlar gündemde olabilir. Biraz böyle korkularıyla ilgili bir farkındalık kazanabilecekleri bir hafta sonu olacak. Biraz derinleşecekler, biraz hayatın görünmeyen, bilinmeyen tarafına odaklanacaklar. Hafta başından itibaren ise daha böyle kendilerini hareketli ve enerjik hissedecekleri bir zaman başlıyor. Özellikle salı, çarşamba günleri önemli haberler gündeme gelebilir ama sanki bu günlerde biraz böyle yurt dışı bağlantılarıyla ilgili bir şey ya da çok uzak mesafede yaşayan birinden bir haber, bir karar. Hani bununla ilgili şaşırtıcı bir iletişimsel trafik söz konusu olabilir. 27 Haziran'da da zaten bu maddi konularda güzel bir gelişme ya da iyi bir fırsat elde etme şansı yakalayabilirler. Aslanlardan sonra yengeçlere geliyoruz. Hadi bakalım yengeçler. Evet. Evet, Ayşe Hanım'ın burcuna benim geldik. Benim yükselen burcum, sevgili Ayşe Tüter'in burcu, yengeç burcunu bir dinleyelim. Evet. İşi bıraktı Ayşe Hanım, yengeç burcunu dinleyelim bugün. Evet. Şimdi yengeçlerin hafta sonu özellikle ruhsal anlamda çok farkındalıkları yüksek olacak ve rüyalarına özellikle dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok rehber rüyalar alabiliyor insan genellikle bu geçişlerde, bu dönemlerde. Biraz hani bu anlamda işte dua etmek, meditasyon yapmak, hani biraz böyle ruhsal konulara vakit ayırmak hafta sonu sizi çok daha iyi hissettirecek. Rahatlatacak. Pazartesi günü aynen öyle. Zaten şimdi Venüs burçları üzerinde hareket ediyor. Güneş zaten burçlarında. Yengeçlerin çok keyifli bir zamanı aslında. Yani doğum günlerini kutluyoruz bu arada şimdiden. İyi ki doğdunuz, evet, iyi ki varsınız. Var. 13 Temmuz. Evet ama şimdiden kutlayalım bizi. Evet, girdik çünkü şimdi yengeç ayına. Şimdi Venüs yengeç burcunda. Bu ne demek? Yengeçler önümüzdeki bir ay boyunca böyle saç rengi değiştirmek, imaj yenilemek, biraz böyle bir takım değişimler yapmak için çok güzel bir zamandalar. Aşkı hayatlarına çok kolaylıkla çekebilecekler. Kendilerini çok daha sevgi dolu hissedecekler. Ve dışarıdan da hep böyle insanların o gözdesi, popüler olan insanlar var diyor. Bu ara yengeçlerin ışığı o anlamda parlıyor. Işığımız güzel Ayşe Hanım. Sizin zaten çok hep güzel bir zaman. Işığınız. Özellikle yükselen yengeçler böyle depresyondan çıktıklarını hissedebilirler. Allah'ıma bin şükür. İşte depresyona filan da girmiyorum. Ne çok işim var depresyonla diplerde, benim ayol. Diplerde gerek öf güle güle gitsin depresyonla bile. Depresyonda olanlar da çıksınlar, çıkın çıkın. Çıkın çıkın buraya gelin, çıkın, gülelim, çıkın. Söyleyelim, eğlenelim, zaman geçirelim. Ne işimiz var depresyonla. Mübarek aylardayız. Ne güzel Allah'ın hikmetiyle Ramazan ayını işte geldi, o da son günlere elveda, evet, diyeceğiz artık, evet, son 10 güne, haftaya bugün Allah'ın izniyle Kadir Gecesi, ibadetlerimizi yapalım, Kur'anlarımızı okuyalım. Ne psikolojik bunalım mı kalır, stres mi kalır, depresyon mu kalır? Hiçbir şey kalmaz Allah'ın izniyle. İnşallah. Evet, yengeçlerden sonra. Yengeçlere bu arada en önemli şeyi söylemeyi unuttuk. İlişkilerle ilgili aydınlanma yaşadıkları, durumları çok daha net fark ettikleri bir zaman bu ay sonuna kadar iyi bir gözlemci olmaları, bir şeyleri değiştirmek için istekli olmaları çok güzel olacak. Evet. Yengeçlerden sonra ikizlere geldik. Evet, bu da oğlumun burcu. İkizlerin bu ara maddi konular fazlasıyla aklını meşgul ediyor ve yeni kazanç fırsatları, bekledikleri ödemeler alacaklar, paralar, bunlarla ilgili hareketli ve güzel gelişmeler yaşayabilirler. Özellikle
özellikle 28-29 Haziran'da yani Salı ve Çarşamba günleri hayatlarını çok yakından etkileyecek bir karar. İletişimde böyle bir hareketlilik, yeni şeyler keşfetme, yeni şeyler öğrenme. Bu anlamda güzel gelişmeler söz konusu. Hafta sonu toplum ilişkileriyle ön planda olabilirler. Biraz daha böyle insan ilişkilerine önem verebilirler. Dışarıda olmak isteyebilirler yayların tam aksine. Bu anlamda hani dışarıdan da çok ilgiyi kolaylıkla üzerine çekebilecekleri bir şey sorabilir miyim? Oğlumun burcu olduğu için merak ediyorum. Şimdi görüntüde insan evladına böyle de snob görünüyorlar. Ama o kadar çevresi var ki. Evet, evet. O kadar çevresinde sevilen bir kişi ki. Bu nasıl başı aman işte, diyemedim, konuşamadım bile başarıyorlar. Yani snob görünüp de bu kadar çok aranan, sevilen, beklenilen, sohbeti dinlenen, sözüne itibar edilen kişi olmayı nasıl beceriyorlar? Valla şimdi ikizlerin en önemli özelliği girdiği ortama yabancılık çekmeden hemen herkesle kaynaşmasıdır. Evet, evet. Bu da onlara çok fazla arkadaş veriyor. Çok fazla sosyal ortamı yaşamaya çıkıyor. Yani bir araya geldiğinizde ben ikizler hayranı olarak gerçekten çok eğlenceli insanlar. Yani evet. O enerjileri, o hareket, hiçbir şey sallamayan, takmayan, aslında içeride çok ciddi takıyorlar paraya ama. Paraya hiç önem vermeyen. Hiç, rahat yani. Rahat. Para cebinde olsa da olur, olmasa da değil olur. Mi? Dün sen de mi Yavuzcum ikizler? İkizler. Belli oluyor zaten. Belli oluyor. Yani hakikaten çok değişik burç bir insan. Rahatlar. Sağları solları belli olmuyor. Ama evet biz o tarafları var. Evet. Yani bir bakıyorsunuz böyle, bir bakıyorsunuz gayet şey. Evet, o keyifli. İkileme alışırsanız. Ama çok keyifli. Çok eğlenceli. Çok eğlenceli ve komikler aynı zamanda. Evet. Ama o snoplukları da maşallah. Snop diyor. Ben oğlum için konuşuyorum. Bütün ikizleri burada konuşamam. Evet. Ben kendi evladımı bildiğim için konuşuyorum. Ama böyle olmasına rağmen de bir o kadar da çevre, bir o kadar da herkes tarafından sevilmek, sohbet, yani yanıma geliyor anneciğim derken 3 kere telefon çalıyor. Bu nasıl bir iştir anlamıyorum. İletişim işte. İletişim, evet, evet. Dünyanın evet en büyük güçlerinden biri ve ikizler burcu direkt iletişimi temsil ettiği için de aslında bu bahsettiğimiz. Nasıl durumları şu anda, iyi mi? Biraz Satürn tarafından hani ufak tefek İmtihan sıkılıyorlar. Tabii bir testten geçiyorlar. Biraz karamsarlar ikizler aslında. Yani böyle of puf Satürn çok duyuyorum. Satürn etkiliyor mu ikizleri? Satürn şu an yakalarında. Yandınız ikizler, yandınız. Yakalarında şu an. Satürn sizdeyse yandınız Allah aman. Biraz sabrı öğreniyorlar. Sabır. Hiç sevmedikleri bir şey. Evet. Şu an evet sabretmeyi hakikaten öğreniyorlar. Hakikaten hiç sevmiyorlar sabrı. Evet. Bir de en sonra söyleyeceklerini en önce söylüyorlar. Bir de biraz egolar da tavan. Çaktırmadan, bilginin verdiği biraz egolar şey tavan ikizlerde. Ama çaktırıyor ama çaktırmıyor. Biliyorum, Satürn'e dikkat edin. Onu hep şeye çevirin. Güzelliğe fırsata çevirin. Evet. Fırsata çevirin Satürn etkisini. Ve o Satürn'den bile bir şeyler öğrenmeye çalışın. Kesinlikle, diye düşünüyorum. Ama yok, kaptırırsanız kendinizi yandınız. Değil mi? Satürn'ün etkisine kaptırmayın. Evet, ikizlerimizi de bitirdik. Evet, boğalara geliyoruz. Boğaların bu boğalar günlerde tabii ay sonuna kadar. Habere 1,5 dakikamız kalmış, hemen toparlayalım. Tamam. Evet. Sezgileri çok yoğun olacak. Ya gidiyorum çünkü. Hayatın o derinini, o gizemini çok daha net bir şekilde görebilecekler. Bu anlamda aşk hayatlarında da güzel gelişmeler yaşayabilirler. Onun dışında zaten dediğim gibi bu hafta biraz sürpriz haberlere, biraz böyle tansiyon yükselten konuşmaları açık etkilerdeyiz. Ama bunların hepsi olumlu olacak. Yani ilk etapta çok şaşırsak da sonradan evet iyi ki bunu yaşamışız diyeceğiz. Bu anlamda boğaların da gayet güzel gelişmeleri var. Koçlara geldiğimizde. Evet, en başa geldik. Koçlar şaşırmaya hazır olsunlar. Bir kere özellikle benim, bir ben de koça girebiliyor muyum şimdi Venüs burcum koç olduğu için? Birazcık yükselen kadar değil. Tabii yükselen kadar değil. Evet. Hafta sonu biraz böyle bir içeri kapanma, biraz geçmişi kurcalama, hı-hı, kendi hallerinde kalma istekleri yoğun yani olacak. Sorgulama koçların mı var kendilerini? Evet, biraz dinlenmek isteyecekler çünkü yorgun hissediyorlar, hı-hı, aslında. Ama pazartesi gününden itibaren böyle bir yüksek enerjiyle kendilerini çok daha rahat ifade edecekleri, çok daha özgür bir şekilde ortaya koyabilecekleri güzel bir zaman olacak. Zaten çarşamba günde yeni yorumlarla tekrar burada bilgi veriyor olacağız. Çarşambaya kadar bundan idare edin sevgili. Ne yapalım? Güzel bir zamandayız. Tadını çıkartalım. Yani, ve değişmekten korkmayalım. Şunu çok anlıyorum. Pazartesinden sonra 12 burcumuz pazartesi itibariyle. Pazartesi itibariyle 12 burcumuz güzel, keyifli bir döneme giriyor. Kesinlikle. Değil mi? Hatta pazar günü de aslında bu anlamda. Etkilerini
alacak. Etkilerini alacağız. Çünkü çok güçleniyoruz. İnançlarımızı çok güçlü bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Maşallah. Bu da hani bize başarı potansiyeli veriyor. Her anlamda. Bu aralar retro falan yok diye. Mars var, az kaldı. 1 Temmuz'a kadar sabır diyoruz. Çok az kaldı. Etkileri nedir Mars retrosunun? Enerjide yavaşlama. Evet. Öfkeyi dışarıya atamama. Çok doğru. Ve biraz böyle hani agresif eğilimlerin artması gibi durumlar söz konusu oluyor. Evet. Yani harekete geçerken çok zorlanabiliyoruz. Yine bunların bu Mars retrosunda da imza atmak, işte teknolojik aletlerin bozulması. Önemli bir girişim tavsiye etmiyoruz. Hani elektronik aletlerden ve iletişimden ziyade biraz daha yeni bir başlatmayı düşündüğünüz bir şey varsa, enerji gerektiren, efor gerektiren, burada bir durup düşünmek gerekiyor. Daha mantıklı oluyor. Evet. Gerekiyor. Miray'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün bize çok değerli yorumlar anlattın. Şekilde. Çok sağ ol. Çarşamba günü inşallah yine birlikteyiz. Görüşmeler. Allah'tan bir mani İnşallah. Çıkmazsa. Evet sevgili seyirciler, şimdi habere gidiyoruz. Ayşe Hanım hamurları döktürüyor orada. Börekler açarım size diye börekler açıyor. Profesör Doktor Turgut Göksoy bizlerle beraber olacak ve kendim ağrıyorum. Bacaklarım ağrıyor, kolum ağrıyor, sırtım ağrıyor, başım ağrıyor, her yerim ağrıyor. Diyenler ekran başına, bizden ayrılmayın.